istemiyorum. Çek şunu. Niye böyle yapıyorsun canısı ya? Bak burada ahtapot var yani. Hayır bunları ye. Çünkü bu evden defolup gittiğinde hiçbir şey yemeyeceksin. Kapa çeneni gerizekalı. Bak, bak, bak. Amcası neler yapmış. Kendi ellerimle sıktım taze portakal suyu. Harikacığım burada olduğunu bilseydim senin için hazırlardım ama. Şey, bu yalakalıkların evde kalmana yaramayacak biliyorsun değil mi? Kalbimi kırıyorsun ama. Şimdi benim kendi ellerimle hazırladığım bir jesti niye geri çeviriyorsun ki? Hadi iç. Bunun 5 dakikası var. Yoksa posa bu. Hadi. İyi, tamam. Oo, hepsi. Vitamini burada. Harika. Biz de yemekten sonra Şili'deki eve bakmaya gidelim. Kaç yıldır uğramıyoruz. Bir eksik gedik varsa tamamlayalım da taşınalım bir an önce. Olur anneciğim. Ben de bir ev kiralayayım diyorum da daha önce semte karar veremedim. İsabet olur. Evli evine, köylü köyüne değil mi? Size iyi günler diyeceğim ama zavallı dedem aklıma gelince vazgeçiyorum. Neyse. Sana iyi günler ama. Değil mi? Babanın bir büyük amcası vardı ya, İhsan. Evet. İşte o dün vefat etmiş. Siz buna mı seviniyorsunuz anne? Ya oğlum tabii sevineceğiz ya. Adamın başka akrabası olmadığı için bütün mirasını bize bıraktı. Ali eskisinden de daha zenginiz artık. Ay şu an sevinçten ölebilirim. Ya Defne ne olursa olsun ya. Anne sonuçta bir insan ölmüş. Siz burada göbek atıyorsunuz hiç yakışıyor mu? Ya, tamam oğlum haklısın. Ya, ama İhsan amcayı uzun zamandır görmüyorduk. Oğlum ya. Ya ben senin tedavin için seviniyorum. Düşünsene, istediğin doktora görünebileceksin. Hatta gerekirse yurt dışına bile gideriz. Ya Serkan kusura bakma ama şu an ben de çok mutlu oldum. Ay ben de seviniyorum. Hem senin tedavin için hem de alacağım çanta için. Ay ben çanta mı dedim? Ne çantası ya? Binlerce çanta hatta yüzlerce değil mi anne? Hepsini alacağız değil mi? Alırız kızım alırız. Hadi kızım hadi sen de oyna bakayım biraz.